Onur'un ve Erdem'in programı Yaşama Dair'den temiz kalpli insanlara selam ve sevgiler efendim. Haftalardır sürdürmüş olduğumuz kültür ve sanatın büyülü dünyasındaki yolculuğumuzda bugün gerçekten bütün programlardan bir fark olarak şu ana kadar programlarımıza katılan birbirinden değerli konuklarımızla ilgili çok güzel bir değerlendirme yapmaya karar verdik efendim. Şu ana kadar dikkat edilirse Yaşama Dair programlarımızda gerçekten yaşamsal duruşuyla, şarkılarıyla, türküleriyle, şiirleriyle, resimleriyle birbirinden önemli mesajlar veren sanatçılarımızı, bir başka deyişle omurgalı insanlarımızı ağırladık. Şimdi bugün bu şu ana kadar ağırlamış olduğumuz konuklardan belli oranda tabii ki süremizi biraz aşacağız ama gerçekten çok önemli böyle ön plana gelen mesajlarıyla faydalı, topluma faydalı işler yapan, son derece kendini ispatlamış, kaliteli işler yapan isimlerin üretimlerinden, şarkılarından, türkülerinden, mesajlarından böyle bir paylaşım sunacağız sevgili izleyicilerimiz. Bakalım şu ana kadar 2 yıla yakındır sürdürmüş olduğumuz Yaşama Dair'de kimler konuk olmuş, kimler ne söylemiş, acaba verdikleri mesajlarla ve ürettikleri eserlerle şu anda neler hissettirecek bize bilmiyorum ama birlikte bir izleyelim istiyorum. Yorumlar, ara ara yorumlar da yapacağım ve sizlerin de program sonucunda duygu ve düşüncelerinizi aktarabileceğiniz mesajlarınızı da her zamanki gibi bekleyeceğim. Bundan sonraki yayınlarımızda da yine her zamanki gibi böyle çok daha cesur açıklamalar ve mesajlarınızı da beklediğimi ifade edeyim efendim. Şimdi eğer teknik yönetmenimiz hazırladıysa bakalım şu ana kadar izlemiş olduğumuz bu sanatçılardan, bu değerli insanlardan kimler geldi, ne tür şarkı ve türküler söylediler, nasıl mesajlar verdiler, bir hatırlayalım istiyorum. Buyurun efendim. Ölecek mi kırmızı gül, kırmızı gül? Bu ne büyük bir endişe. Ölecek mi kırmızı gül, ölecek mi kırmızı gül, kırmızı solacak mı kırmızı gül, solacak mı kırmızı gül, kırmızı gül.
içtik ezim ezim, suyun emer iki gözüm. Dün bizimdi, yarın bizim, olacak mı kırmızı gül? Olacak mı kırmızı gül? Olacak mı kırmızı gül? Kırmızı gül. Dün bizimdi, yarın bizim. Olacak mı kırmızı gül? Olacak mı kırmızı gül? Kırmızı gül. Kalacak mı kırmızı gül, kırmızı gül? Gurbet eyvah, sıla eyvah. Kalacak mı kırmızı gül? Kalacak mı kırmızı gül, kırmızı gül? Bakın çok büyük bir sınıf kiniyle saldırıyorlar halka. Halktan nefret ediyorlar. İnsanları, acılı insanları, cenaze sahiplerini sokakta tekmeliyorlar, tokatlıyorlar. Bizzat bunu başbakan yapıyor. Başbakan müşaviri yapıyor. Bunu kişisel hırsıyla yapmıyor. Orada onun altında bir sınıf kini var. Burjuvazinin işçi sınıfına karşı, ezenlerin ezilenlere karşı, onların halka karşı, bize karşı büyük bir öfkesi var ve kini var. Bu kinle saldırıyorlar. Ne kadar göz boyamaya çalışırlarsa çalışsınlar. Buna karşı uyanık olmalı, diri olmalı, birlik olmalıyız. Aslında diye belki çağrı de Caner söylediklerinden şu sonucu çıkarabilir miyiz? Yani bir insan ya emekten yana olmalıdır ya da sermayeden yana olmalıdır. Sınıfsal bakış açısıyla değerlendirirsek. Elbette böyle de söylenebilir. İnsan safını belirlemek zorundadır ya da belirlesin diyorsunuz. Doğru mu anladım? Evet. Aynen öyle. Yani biz bir sınıfa aitiz Caner'in dediği gibi, yani biz o sınıfın yerine, hani gereğini yerine getirmek zorundayız. Yani biz sanatımızla bunu, işte yaşamımızla, mücadelemizle yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu kadar çok saldırıya karşı da örgütlenmek zorundayız. Yani topyekun bir örgütlülükten, topyekun bir şeyden bahsediyoruz, yani bir saldırıdan bahsediyoruz biz. Ona karşı da direnmenin en önemli şeylerinden biri örgütlenmektir yani. Örgütlendiğimizde bizi yenecek hiçbir güç yoktur. Çöktüğü zaman uykusunda bir kuş ölür ecelsiz. Alıp da başını gitmek istersin. Karanlık sokaklar, kör sağır dilsiz. Bu kente yalnızlık çöktüğü zaman uykusunda bir kuş ölür ecelsiz. Alıp da başını
gitmek istersin? Karanlık sokaklar kör salır dilsiz. Ey sevda kuşanıp yollara düşen, bilesin bu yollar dağlar dolanır. Yâre ulaşmadan düşersen eğer, yarına sesinin yankısı kalır. Ey sevda kuşanıp yollara düşen, bilesin bu yollar dağlar dolanır. Yâre ulaşmadan düşersen eğer, yarına sesinin yankısı kalır. Kır çiçeklenir. Gecenin ucunda gün aralanır. Yar sevdası ile yürek bilenir. Sızılı bir ırmak uğurlar seni. Su olup akarsın, kır çiçeklenir. Ey sevda kuşanıp yollara düşen, bilesin bu yollar dağlar dolanır. Yâre ulaşmadan düşersen eğer, yarına sesinin yankısı kalır. Ey sevda kuşanıp yollara düşen, bilesin bu yollar dağlar dolanır. Yâre ulaşmadan düşersen eğer, yarına sesinin yankısı kalır. Kalmadı mecalim, kaybettim çocuk gülüşlerimi, annemin gözlerinde toplanırken anılar. Parke taşlarına sızan kanla büyüdüm, savaşın yıktığı sokaklarda. Söylenmemiş ninilerle uyut beni yıldızların koynunda. Paldır küldür düşme ne olursun, düş vurgunu virane kalbime. Yağmalanmış bir geçmişi taşıyorum, mecalim kalmadı geceyi sırtlayacak. Tüyler ürpertici bir durum. Yani siz 2 yıldır teknik takip yaptığınızı söylüyorsunuz ve oranın bir aile evi olduğunu biliyorsunuz. Ve çok daha elbette da elbette çok daha uygar bir şekilde gelinebilirdi. O sabahın köründe o evi basmanın anlamı ne? Bir korku toplumu yalnız yaratmak mı? Zeynep Hanım, yani uygarlıktan bahsederken yani haklısınız. Gezi sürecini yaşadık. Haklısınız. Yani gencecik çocuklarımızın doğrudan hedef gözetilerek ateş edilip öldürülmesine de tanık olduk. Böyle bir zihniyetten uygarlık beklemek biraz saflık olur diye düşünüyorum. Öğrencilerin böyle etrafında olan, 20 yıllık öğretmensin, gerçekten düzenli ve doğru seçim yaparak okuyan öğrencilerin yazdıkları oldu mu hiç sizinle paylaştıkları? Olmaz mı? Olmaz mı? Çünkü yazmak okumanın doruk noktası diye biliyoruz. Tabii. Okuyan insan biriktirir ve gün gelir o biriktirdiklerini paylaşmak ister, paylaşmaya başlarsın. O yazmak bunun için çok önemlidir. Aslında yazmak, ben kendimce bir tanımını yapıyorum.
içsel bir ızdırabı, çünkü bir ızdıraptır aslında sonuçta hayatta yaşadığınız pek çok ızdıraplar var. Tanık olduğumuz şeyler tanık çok acı yani, ve evet, çok yani mutlu o, bir coğrafyada değiliz hiç yani. Ne yazık ki evet, öyle bir coğrafya ki hem de çok ciddi bir karın ağrısı. O ızdıraplar zorluyor sizi böyle. Bir şey yap, dışarı çıkar, paylaş diyor. O durduk yerde o olacak bir şey değil. O ancak biriktirdikleriniz olacak şeyler. O biriktirdiklerinizle tabii ki o noktada olan çok öğrencim var. Olağanüstü diyeceğim yani, belki abartı bir sözcük ama çok güzel kompozisyon yazan öğrencilerim var. Onları alıp değerlendiriyorum, farklı edebiyat dergilerine gönderiyorum. Var böyle bir iki öğrencim ve biliyorum ben onlar gün gelecek, sürekli teşvik ediyorum mesela. İlk ders, yani ders yılı başladığında ilk yaptığım şey kendinizi anlatın derim bana. Ama bu kendini anlatmak klasik, al oğlum al kızım bir kağıt, işte yaşım şu, boyum şu kadar, şu aileden geliyorum değil. Hayallerin ne? Yaşamın hangi noktasında olduğunu düşünüyorsun? Ya belki bunlar çok zor sorulardır. Senin hayallerin nedir? Benim hayallerim... Şimdi... Çünkü bir annesin aynı zamanda. Evet. Sevgili izleyicilerimiz, Selma Sayar öğretmenimiz iki çocuk annesi. Dünya tatlısı iki bebeği de var. Tabii ki hem anne olmak hem 20 yıllık öğretmenliğini sürdürmek ve okuyan, araştıran, sorgulayan ve insanlara okumayı teşvik eden bir öğretmenimiz olunca ve böyle bir aydın beyni yakalamışken kaçırmayalım dedik. Gerçekten zor olmuyor mu? Hem annelik yapmak, hem öğretmenler, öğretmenlik, hem ya müfredat biliyoruz, milli eğitim müfredatına bağlı kalarak eğitim vermek de çok zor. Gerçekten buna rağmen mesela nasıl dengeleyebiliyorsun sevgili Selma? Şöyle söyleyeyim, yazmak bir defa fedakarlık ister. Tıpkı bir çocuğu büyütür gibi, yani nasıl ki bir dünyaya bir çocuk getirdiniz. Onun her türlü sorumluluğu size ait bir anne olarak. Onu nasıl hani ihtimamla büyütüyorsunuz, yazmak böyle bir iştir aslında. Ya ben yazıyorum demekle yazılmıyor aslında. Ciddi böyle emek sarf etmeniz gerekiyor. Ama benim sevgili Selma bir tespitim var. Bazı insanlar son dönemlerde çıkıyorum, manken. Ben kitap yazdım diyor. Ünlü olduğu için yazanlar var ve yazdıklarının çok gerisinde yaşıyorlar. Bu dengesizliğin sebebi ne olabilir? Sebebi şu, az önce güzel söyledin, popüler kültürün içerisindeyiz dedin. Ve o popüler kültür ne yazık ki iyi de, kötüyü de, olumluyu da, olumsuzu da karıştırarak sunuyor bize. Evet sevgili izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi hayatı sorgularken yaşadığımız ülkenin gerçeklerini de ifade etmeye çalıştık. Konuk ettiğimiz birbirinden değerli isimlere bakılırsa gerçekten hepsinin kendi alanında çok iyi eserler ürettiği gibi yaşamsal duruşundan da taviz vermeyen isimler olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi tabii ki birbirinden değerli isimleri seçerken de bizlere gelen mesajlar oldu. Gerçekten işte neye göre seçiyoruz, neye göre belirliyoruz şeklinde konuklarımızı. Biz sevgili izleyicilerimiz, konuklarımızın çok iyi sanatçı, çok iyi şair, çok iyi yazar, çok iyi ressam olması noktasında bir çok böyle zaruri bir ihtiyaç duymuyoruz. En önemlisi hayattaki duruşunun sağlam olması. Yani bizim tabirimizle omurgalı isimler, omurgalı insanların olması bizler için çok önemli, çok daha ön planda. Çünkü herkes bir şekilde resim çizmeyi öğrenebilir, kitap okur, yazar, işte bir şeyler söyler, şarkı türkü okur, yorum yapar vesaire ama acaba bizim bu ülkede neye ihtiyacımız var? En çok çok böyle zeki insanlara mı ihtiyacımız var acaba? Çok iyi sanatçılara mı ihtiyacımız var? Yoksa gerçekten merhametli, ahlaklı ve onurundan taviz vermeyen isimlere mi ihtiyacımız var? Bu soruya sanırım en güzel cevabı veren yaşama daire konuk olan sanatçılardı, isimlerdi. Tabii ki örneğin Suriye'de devam eden çok herkesin gözü önünde insanların katledildiği bir savaş devam ederken bu savaşa kayıtsız kalmak da bana göre hiç de mümkün değildi. İnsan olmamızın bir gereği olarak oradaki mazlum insanlara insani anlamda yardımcı olmak da gerekiyordu. Bu anlamda gerçekten canla başla çalışan, bir şeyler yapma kaygısı
taşıyan insanların nasıl evlerinden böyle baskınlarla bir gece vakti yani tutuklandıklarına da tanık olduk. Bu çok acı bir durum. Tabii ki programımızın özü gereği emekten ve emekçiden yana mazluma, mazlumdan yana, zalime karşı mazlumdan yana bir program çizgisini elbette ki sürdürecektik. Bunun bedeli ne olursa olsun. Bizlere gelen böyle katılmak isteyen, bazı böyle özel teklifler getiren isimler de oldu. Biz gerçekten bu durumda nasıl karar verdiğimizi, nasıl bir tavır gösterdiğimizi de açıklayarak nezaketen uygun görmediğimiz hiç kimseyi programa almadık. Şu ana kadar mesela Pınar Sağ olsun, Grup Yorum olsun, Hilmi Yarayıcı olsun, yöremizin çok önemli değerleri olan Mersin'de yaşayan, biraz önce izlediğiniz Selma Sayar edebiyatçı ve eğitimcidir. Ferhat Zidani olsun, şiirleriyle çok önemli bir isim. İşte Abdullah Akyüz gitarıyla klasik müzikte çok önemli eserler üreten, öğrenciler yetiştiren ve birbirinden değerli diğer sanatçılarımızın da hem eserlerini hem yorumlarını dinlerken bizlerin en çok dikkat ettiği konu istikrardı. Yani hem yaşama dair ekibi olarak bizlerin istikrarı hem de konuk ettiğimiz isimlerin gerçek anlamda söylediklerinin gerisinde mi yoksa ilerisinde mi yaşamak istediğini de gerçekten kontrol etmiştik. Birçok alanda tanık olduğumuz kadarıyla seçimlerimizde çok az, yani yanılgı payı çok az oldu. Bu bizi çok sevindirdi. Birbirinden değerli, bizleri cesaretlendiren mesajlarınız geldi, hala geliyor. Gerçekten evlerinize, yüreğinize konuk ettiğiniz, bizleri çok çok mutlu ettiğinizi de gördüm. Dünyanın birçok ülkesinde gezilerimizi yaparken, ülkemizin, dünyanın birçok ülkesine geziler düzenlerken konuk olduğumuz ya da yolda gördüğümüz insanların işte helal olsun, sizi destekliyoruz, yorum, yani yaşama dair programı bir marka oldu, sizin çabalarınız takdire şayandır diyen insanlar oldu, teşekkür ediyorum. Ama hemen şunu belirtmek istiyorum sevgili izleyicilerim, gerçekten ekranda beni görebilirsiniz ama bu programın gerçek anlamda sizlere ulaşmasında çok kişinin emeği var. Bu anlamda yayında, yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımı tek tek saymak gerekirse, en başta teknik yönetmenimiz sevgili Uğur'un gerçekten insanüstü çabalarına tanık oluyorum. Her programda Hasan olsun, işte müdürümüz Hülya Hanım olsun, bütün çalışanlarına kadar herkesin emeği var. Ve biz bir aileyiz aslında. Bu ailenin bir bireyi olmak da bizi çok mutlu ediyor, heyecan veriyor. Sizlerle her hafta yaşama dair programında buluşuyor olmak, birbirinden değerli sanatçıları ağırlarken en çok sevdiğiniz şarkıları, türküleri, şiirleri dinlemeniz, bizim sizi mutlu etme çabalarımız da hiç ıskalanmadı, hep mesajlarda belirtildi. Bu arada yakın bir tarihte bir Türkiye turu yapmıştık sevgili dostum, kardeşim Özgür Temiz'le. Birbirinden değerli insanların bizlere yüreklerini, kapılarını açtıklarına tanık olduk. Bunların başında sevgili Hakan Ekşi ve ablası Leyla Karagöz, Hakan ve Kemal çocukları, birbirinden değerli eşi, kocaman bir aileler, sımsıcak yuvalarını bizlere açtılar, bizleri ağırladılar. Onlara çok teşekkür ediyorum, selam ve sevgiler gönderiyorum. Mutlaka sağlık sorunu olan o küçük kardeşim mutlaka iyileşecek, acil şifalar diliyorum sevgili kardeşim Hakan. Bununla beraber değerli dostlar, neyi hedefledik yola çıkarken? Aslında baştan beri programımızın formatından, yani proje aşamasındayken bile hani neye, kime hitap edeceğimizi, kime hizmet edeceğimizi de ortaya koymuştuk. Gerçekten yaşama dair sınıfsal bakış açısıyla değerlendirirsek emekten yana olduğunu herkes bilir. Ama bir de hayatın birçok yönü vardı. Bu işin
gerçekten sizlere daha iyi şekilde ulaşması, daha kaliteli ulaşması adına farklı fedakarlıklar da gerektiriyordu. Biz bunları da yerine getirmenin çabası içine girdik. Zaman zaman istemeden gerçekten böyle küçük teknik hatalar yaşadık, yaptık. Bilmeden istemeyerek birilerini incitmiş olabiliriz. Çünkü biz sonuçta ne olduğumuzu, kime hitap ettiğimizi çok iyi biliyoruz. Yani kısacası aslında bizi herkesin sevmesi ya da benimsemesi gibi bir zorunluluk düşünmüyoruz, düşünmedik. Yani beğenen, beğenmeyen herkese, izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Ve belki biraz sonra sevgili yönetmenim hazırladıysa çok güzel sesleri de ağırladık. Yani bir Fuat İnan gibi aslında İskenderun'da yaşayan çok gelecek vadeden önemli bir sanatçı olduğunu düşündüğüm çok güzel bir kardeşim, çok düzgün duruşlu bir sanatçı. Ne bileyim Hozan Beşir'in mesela Elfida ekol olduğu, herkes Elfida'yla coştu, gençler bunu çok sevdi. Hozan Beşir de biraz sonra ekrana gelecek. Bunun dışında yöremizin en önemli değerlerinden biri, gerçekten çok büyük zorluklara rağmen, yani ağır şartlarda yaşıyor olmasına rağmen kendi duruşundan taviz vermeden sanatına büyük zorluklarla devam eden sevgili dostum Metin Yılmaz'ı da ekrana taşımıştık. Biraz sonra onu da izleyeceğiz ve yine böyle biz bize sohbet şeklinde yorumlarımıza devam edeceğiz. Bakalım yönetmenimiz sizlere ne sunacak. Bundan sonra sohbetimiz devam edecek. Ben hep 17 yaşındayım. Her ayak sesimde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım acıların, ayrılıkların. Her şeye biraz alıştım. Bir seni beklerken kendimi yenemedim. Şu metresin önü bir uzun alan, bir tek seni sevdim, gerisi yalan. Senin hasretindir hücreme dolan, bir tek seni sevdim, gerisi yalan. Senin hasretindir hücreme dolan, bir tek seni sevdim, gerisi yalan, gerisi yalan. Şu metresin önü bir uzun alan, bir tek seni sevdim, gerisi yalan. Senin hasretindir hücreme dolan, bir tek seni sevdim, gerisi yalan. Hücremdeyim, hasretinle yanarım. Senin için her gün, her gün ağlarım. Kanım hep içime akar kalarım. Beni anlamadın, ona yanarım. Şu metresin önü bir uzun alan, bir tek seni sevdim, gerisi yalan.
Hücremdeyim hasretinle yanarım. Senin için her gün, her gün ağlarım. Kanım hep içime akar kanarım. Beni anlamadın, ona yanarım. Kanım hep içime akar kanarım. Bizi anlamadın, ona yanarım. Ona yanarım. Şu metrisin önü bir uzun alan. Bir tek seni sevdim, gerisi yalan. Senin hasretindir hücreme dolan. Bir tek seni sevdim, gerisi yalan. Aşka tarif yazdıran bir alat tur kalp üzün, yüzünü kıyıma uğrat. Anne karnı huzuru, çocukluğumun sesi senden bana. Şimdi zamanı sığırım. Şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın. Kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların. Sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmuru. Yorulmuşsun, hakkını almış yıllar. Başımsın Elfida, biri fark etme sakın. Omuzunda izi bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elfida, hep aklında kalacak. Elfida, sen eski bir şarkısın. Beni fark etme sakın. Omuzumdan izi bırakma, yükümü dünyaya yakın. Elfida, hep aklımda kalacaksın. Kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların. Sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu. Yorulmuşsun,
mısın Elfida? Beni fark etme sakın, omuzumda izi bırakma, yüküm dünyaya yakın Elfida. Hep aklımda kalacak Elfida. Sen eski bir şarkısın Elfida. Beni fark etme sakın, omuzumda iz bırakma, yüküm dünyalara yakın Elfida. Hep aklımda, yüreğimde ta, hücrelerimde kalacaksın. Acısız ömrüm, hastalandım.
sevgili izleyiciler, sanırım güzel bir yolculuk, güzel bir kolaj yapmışız. Ülkemizde yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen biz programımızla ilgili çalışma yaparken sizlerin de izlediği gibi gerçekten şarkılarıyla, türküleriyle hayata doğru pencereden bakan isimleri ağırladık. Ve Türkiye'de yaşanan eğitim olsun, sağlık olsun sorunlarını tabii ki masaya yatırdık. İnsanların iletişim kurmasına hiçbir şeyin engel olmaması gerektiğini, barıştan yana olduğumuzu, doğal hayatın korunmasına yönelik çok önemli mesajlarımız olmuştu. Tabii ki bu programda baştan beri destek veren insanlar oldu. Çok önemli ruhen, kalben yanımızda olduklarını hissettiğimiz insanlar da vardı. Onları da tabii ki zaman zaman anarak teşekkürler göndermiştik. Bununla beraber tabii ki notlarıma bakıyorum. Mesela Hatay ilimizde şehitlerimiz olduğu gezi süreçlerinde o konuyu son derece geniş bir şekilde gündemde tutmaya çalıştık. Gerek Ali İsmail Korkmaz, gerek Abdullah Cömert, gerekse Ahmet Atakan ve diğer şehitlerimiz Berkin Elvan, Ayvalıtaş, Mehmet Ayvalıtaş ve diğer şehitlerimizi hiç ayrım yapmadan aslında bizim kendi insanlarımızı kaybetmiş olmanın acısını önce vicdanlı bir insan olarak ben kendi adıma çok büyük acı çektim. Acı çektiğimi söyleyebilirim. Ve bunun gereği olarak, vicdanlı bir insan olmanın gereği olarak programımıza da yakışır bir şekilde teşhir ettik. Sorumluların cezalandırılmasını talep ettik. Yapabildiğimiz ne varsa gündemde tutmaya çalıştık. Gerçek anlamda bütün bu çabalarımız, bu mücadelemiz insan olmamızın gereği olarak yansıdı. Ve hiçbir zaman hiçbir kaygı, öyle ticari, siyasi, şu bu kaygı taşımadık. Ben kendi adıma başta olmak üzere hiçbir siyasi partiye yakın değilim. Her siyasi partiden tanıdığım arkadaşlarım vardır. Ancak benim kendime ait bir duruşum var. Yaşamsal bir duruşum var ve hayata doğru pencereden bakmak istedim. Her zaman bunu da programlarımda yansıtmaya çalıştım. Tabii ki sohbetimiz devam edecek. Çünkü bu ana kadar konuk ettiğimiz isimler içine baktığım zaman liste önümde gerçekten çok önemli toplumsal olayları bile, yani sadece gezi süreçleri ya da ODTÜ olayları ya da Suriye'de devam eden savaşı değil. Aynı zamanda Soma'da yaşanan o gerçekten hatırlamak bile istemediğim o kaza değil katliamdı. Orada ölen insanlarımızı, o kömür madeni faciasında yitirdiğimiz insanları da andığımız özel bir program yapmıştık. Bununla beraber gündeme dair en iyi yorumları yapacak siyasetçileri seçtik, milletvekillerini ağırladık, duygu ve düşüncelerini öğrendik. Kimi zaman sınırlarımızın dışına çıkarak çok önemli Avrupa'da işler yapan kültür derneklerini araştırdık. İşte Mannheim Defne Kültür Derneği Başkanı Ayhan Kuzu'yu ağırladık ve birbirinden değerli bilgiler aldık. Ya da 37 yıllık yasaklı ozanımız Emekçi'yi ekrana taşıdık. Gerçekten sanırım yaşama dair programı artık bu anlamda ne olup olmadığını iyice ifade etti diye düşünüyorum. Yani yaşama dair artık benimsediniz, sevdiniz. Gerçekten bu bizi çok mutlu etti. Her gittiğimiz yerlerde böyle programımızla ilgili güzel duygu ve düşünceler duyduk ve bunlar bizi heyecanlandırdı ve daha çok eksikliklerimizi tespit edip daha büyük bir sorumluluk duygusuyla hareket etmemizi de sağladı. Bu anlamda sadece yaşama dair ekibi olarak bizlerin arkadaşlarımızla beraber değil, aynı zamanda izleyicilerin de bu programa katkısının çok büyük olduğunu gördük, yaşayarak öğrendik diyorum. Sohbetimize birazdan devam edeceğiz ama kısa bir reklam arasına gitmek zorundayız efendim. Reklamlardan sonra yaşama dair devam edecek.